Selam müzikler. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba tekrar. Ben Ozan. Bugün sizinle mukbang yapacağım. Ve mukbangimde dünden kalan bir pasta var. Nasıl yani pastayı ben unutmuştum. Bir ara pastanın bittiğini falan düşündüm. Fakat pasta bitmemiş. Bugün buzdolabında bir buldum. Hayatımın en güzel şeyiydi. Bazen minicik şeyler bizi ne kadar mutlu edebiliyor değil mi? Aslında dünden kalan bir pasta gibi. Birinin size bir Rolex alması gibi. Düşünsenize, düşündüğüm her şeyi parayla alakalı. İçelim, güzelleşelim. Bugün dünden kalan çikolatalı bir pasta var. Ben bunu yiyeceğim. Siz de yoksullar ekranına ekmek banacaksınız. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi böyle mukbangleri falan zenginler yaptığı zaman, mesela bu kadın şeyi Mansubaşı falan yaptığı zaman bir sürü like alıyor. Herkes beğeniyor falan. Ben yapınca tık yok. Neden? Aramızdaki fark ne şeyi Mansubaşı'yla? Ben Acun Ilıcalı'yla mı evlenmedim değil mi? Adam tipim değil. Bu benim problemim değil ki. Her neyse. Ama bir de şöyle bir şey var. Sonuçta ben bir pizza değilim ki herkesi mutlu edemem. Anlayacağım. Ah. Şeyma'sı başını bir yana bırakırsak aslında farklı şeylerden bahsetmek istiyorum bugün. Hadi biraz güncel konuşalım. Gerçekten bugün başıma komik bir şey geldi. Eskiden biriyle tanışmıştım. Her neyse. Sonracığımda biz bununla arkadaş olduk, yakınlaştık falan. Bir sürü şey yaşadık. Ama ben 2 gün sonra bunu unutmuşum. Unutmuşum. Sonra bu bana WhatsApp'tan yazıyor. Hey, what's up bro? Ben de kim bu ya dedim şimdi. Yani neden biri bana WhatsApp'tan yazıp da bro desin? Hatta profil resmi falan da yoktu. Her neyse. Ben de şey dedim. Kimsiniz dedim. Ya ha ha diye böyle gülücük atmış. Nasılsın falan diyor. Acaba dedim. Daha önce Hornet'te tanıştığım biri falan mı? Hı-hı. Çünkü ben bununla face to face tanıştım. Yani sokakta tanıştık. Ve tamamen spontane oldu yani spontane o anda gelişen bir durum mesela. Hani bunu daha önce karar vermedik. Öyle ya. Bu bana WhatsApp'tan yazmış. Ben de kim bu dedim yani. Aklıma ölüm gelir onun tekrar beni arayacağı gelmez. Ben de o anda düşündüğüm şey dedim. Aklıma yar gelir. Feleğim şaşır. Her neyse. Kimsiniz dedim yani. Nereden buldunuz telefon numaramı falan dedim. Ay demez mi işte. Geçen gün falan tanışmıştık. Toparlıyorum. Tanışmıştık falan dedim. Ben de dedim ki okey tanıştık fakat resmini falan görebilir miyim dedim. Hani hatırlamıyorum çünkü hani çok fazla insanla tanışıyoruz falan konuşuyoruz gün içinde falan. O da şey dedi. Okey sana resmimi göndereceğim dedi. Beni engelledi. Okey yani burada şunu anlıyoruz ki insanlar aslında akılları bir karış havada ve ne yaptıkları, neler yapabilecekleri ve nasıl yaptıklarını falan kendileri bile bilmiyor. İnsanlar gerçekten kafayı yemiş durumda. Herkesin çok hızlı birbirini tükettiği, insanların birbirini kolayca harcadığı, herkesin birbirini kandırdığı, ağlattığı, üzdüğü bir devirde yaşadığımız için ilişkiler de doğal olarak böyle bir nasıl desem böyle bir şey gibi yani one night stand gibi yaşanıyor. Hatta one night stand bile yaşanmıyor artık çünkü o bile fazla yani. Okey seviştin hadi defol git şimdi evimde. Yani öyle bir durumdayız şu anda maalesef. Ve böyle bir şey yaşamıştım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mukbang olayım da şu anda. Tanıştık.
Okey, o zaman geçirdik falan her şey harikaydı. Fakat ben unuttum yani ve unuttuğum için kendimi asla yargılamıyorum. Çünkü insanlar unutabilirler. Yani ben de aklım, hafızam falan benim böyle müthiş çalışan bir şey değil. Yani şehir merkezine bisikletle gidip yürüyerek döndüğümü hatırlıyorum. Her neyse, bu konumuzla alakası olmayan bir şey. Yani demek ki şöyle bir şey var ama belleğimde çok fazla kalmamasının sebebi de şu olabilir. Belki de evet okey tanıştık harikaydı falan ama bir insanın hayatımda ya da aklımda kalabilmesi için bende bir şeyler bırakması lazım. Hani bazı izler mesela benim onu aramam ya da aklımda kalması için mesela. Ama bunda böyle bir şey olmadı. Yani bende hiçbir şey bırakmamış. Hatta One Last Time bile değildi bizimki. O yüzden üzülmüştü. Sonra ben de hani WhatsApp'tan engelledi ya işte telefondan falan aradım bir şey yapıyorum diyorum hani kusura bakma diyorum işte senin kalbini kırmak istemedim aslında seni şöyle bir şey evet hatırlıyorum. Şu anda kim olduğunu falan. Hayır diyor hatırlamıyorsun adamı söyle diyor. Adını bile hatırlamıyorum. Adını bile hatırlamıyorum şaka gibi. Yani adını bile unutmuşum. Her şeyi unutmuşum. Komple kafamda aklımda hiçbir şey kalmamış. İnanabiliyor musunuz? Yani yaşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan ve tık yok ondan sonra. Şaka gibi. Öyle biri maalesef. Çok aşırı unutkan bir insanım. Birçok insan da bana şey diyor. Ne kadar şanslı bir insansın çok unutkan olduğun için. Ama şunu da eklemem gerekiyor ki hayatımdaki her şeyi o kadar kolay unutan bir insan değilim. Bazı şeyleri işte 10 yaşımda yaşadığım bir şeyi asla unutamazken işte geçen gün birkaç hafta önce yaşadığım şeyi tamamen kafamdan komple silinebilir. Ve bunun suçlusu da ben değilim. Beynim. Böyle bugün güzel bir mukbang yapmak istedim. Pasta kaldı çünkü biraz fazla erimiş ve ben soğuk pasta yiyeceğimi düşündüm. Fakat kanalıma tekrar geri döndüm çocuklar. Bakalım tekrar ne kadar YouTube kanalımda neler yapabileceğim ve tekrar gelecek hafta Cuma günü bir vlog çekeceğim. Kameramla birlikte çarşıya gideceğim çünkü birçok indirim olacağını düşünüyorum bu Noel'den öncesinde ve Noel'de de zaten ne? Elime geçtikçe bir yere seyahat edebileceksem kameramı yanımda götüreceğim. Ne kadar iyi kaliteli olur ya da 10-15 dakikaya ne kadar neler sığdırabilirim ona bakacağım. Ve siz beni izlemeye devam edeceksiniz. Ben pastama devam ederken siz yoksullar ekrana ekmek banmaya devam edeceksiniz. Şeyma başını sinirler. Tekrar başka bir mukbang'de tekrar başka bir videonun konusuyla görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta sonu Ege. Bu videoyu hafta sonu seyrediyorsunuz çünkü bugün cumartesi. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve sakın unutmayın ki bazen unutmak o kadar iyi gelebilir.